Devam ediyoruz ana habere sevgili seyirciler. Gündem gene yoğun. Bildiğiniz gibi Deniz Baykal'ın tedavi süreci devam ediyor. Bugün umut dolu haberler geldi. Ona bakacağız. Ayrıca AKP'li belediyelerde, il başkanlıklarında bir istifa furyası var. Çok yoğun baskı var hem Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de AKP kanadından. Ama buna karşın muhalefetten demokrasi yönünde adım atılması çağrıları geliyor. Bütün bunları stüdyomuzda eski başbakan yardımcılarımızdan Sayın Abdüllatif Şener'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz Sayın Şener. Hoş bulduk. Size döneceğim ama Sayın Baykal'ın İbn-i Sina Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor sevgili seyirciler. Bir hastaneye dönelim, hem son durumu alalım. Ziyaretçi akını da çok. Bugün yine çok önemli isimler geldi hastaneye. Hem Baykal'ın sağlık durumunu öğrenmek hem de ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmek için. Ezgi Değirmencioğlu konuyla bizlerle şimdi. Ezgi merhaba. Hemen sözü sana evet, bırakıyorum. Evet, Mali Yayınlar İbn-i Sina Hastanesi'ndeyiz. Evet. Bugün dördüncü günü. Evet. Tedavisinin dördüncü günü Deniz Baykal'ın ve 72 saatlik o kritik süreç aslında bugün sabah saatlerinde doldu ve Rektör Erkan İbiş açıklamasında Baykal'ın durumunda kötüye gidiş yok. Bizi umutlandıracak bulgular var. Zaman zaman uyandırılıyor, yeniden uyutuluyor dedi. Senin de bahsettiğin gibi ziyaretçi akını var. Az önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül buradaydı. Onun dışında biraz önce de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de buradaydı. Hemen konuma dönmek istiyorum ben. Sayın Deniz Baykal'ın yakın çalışma arkadaşlarından eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Mehmet Sevigen'le birlikteyiz. Merhabalar efendim. Sizin için de oldukça yorucuydu bu dört gün. Aslında ilk günden beri buradasınız. Yakın çalışma arkadaşınız Sayın Baykal. Hem sizden Baykal'la ilgili bir takım işte son durumu alalım hem de duygularınızı alalım. Tabii tıbbi konularda hocalar gerekli açıklamaları yapıyorlar. Ona fazla benim ekleyeceğim bir şey yok. Sadece şunu bilmelerini isterim ki halk terimiyle, diliyle. Evvelki günkü durumdan dün çok iyiydi. Dünkü durumdan da bugün çok iyi. Akşamki durum gündüzkünden daha çok iyi. Yani Tanrı Baykal'ı sevenlerine bu ülkeye bağışladı. Ve inanıyorum yüreğimdeki duyguları sonucu olarak çok kısa sürede gelip tekrar milletine hizmet etmeye devam edecek diye düşünüyorum. Yani bunu temenni diye söylemiyorum. Bunu işte hocaların açıklamalarından anladığım dille anlatmaya çalışıyorum. Beni dinleyen, Deniz Bey'i seven, Türkiye'yi seven, demokrasiye inanan bütün insanlar için de söylüyorum. Herkesin gönlü rahat olsun. Deniz Baykal yine görevine bıraktığı yerden devam edecektir. İnşallah. Siz de zor günler geçirdiniz aslında. Uzun yıllar birlikte çalıştınız. Siz neler hissediyorsunuz? Çok kısaca. Valla tabii Deniz Baykal'ı anlatmak mümkün değil. Kendisini ülkesine, halkın adamış bir 75-80 yıla yakın bir dönem. İşte kendi gençlik yıllarından sonra her konuda kendinden önce ülkesini ve partisini düşünmüş bir insan. Biliyorsunuz belli bir yaşa rağmen gece gündüz durmadan çalışan, koşturan, Bosna'sı, Batı Trakya'sı, Yunanistan'ı, Üzümlü Karakolu. Deniz Baykal bir tarih, bir hikayesi var. Yani o yüzden Deniz Baykal'ın büyüklüğü ve bütün biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, MHP'nin, hatta bugün HDP'nin, HDP yöneticilerinin ve halkın on binleri açmış defterler. Dört tane defter bitmiş, beşinci deftere başlamış, halka açılıyor yarın. Bu büyük sevginin altında yatan şey Deniz Baykal'ın kara kaşı, kara gözü değil. Bu ülkeye sevdalısı ve bu ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı halk onu bağrına basıyor. Ve inanıyorum seven sevmeyen herkes dua ediyor. Şuna inanın. Böcekler ve çiçekler, karıncalar bile Deniz Baykal'ın bir an önce ayağa kalkması için dua ediyorlar. Ben de bu duaya çok inananlardan bir tanesiyim. Şimdi elimizden başka bir şey gelmiyor. Hocalar gerektiği gibi her şeyi yapıyorlar. Bizim görevimiz beklemek ve dua etmek. Ve inanıyorum ki Deniz Baykal kısa bir süre sonra halkıyla kucaklaşacak. Yine bıraktığı yerden görevine devam edecektir. Herkes rahat olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sevgen. Sağ olun.
evetlerle gerçekten şu anda dua ediyor. Neredeyse tüm ülke dua ediyor diyebiliriz Deniz Baykal için ve gün geçtikçe de durumu gerçekten iyiye gidiyor. Doktorların söylediği bu yönde iyi bulgular tespit ediliyor çekilen tomografilerde. Her gün her saat daha iyiye gittiği belirtiliyor. İbn-i Sina Hastanesi'ndeki bekleyişimiz devam ediyor Lale. Şimdilik bizden bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyoruz hem Sayın Mehmet Sevigen'e hem de sana Ezgi Değirmencioğlu. Yine sıcak gelişmeler için döneceğiz. Kolay gelsin. Evet Sayın Bakanım, şimdi aslında dün de sizinle telefonda görüşmüştük ve en önemlisi Deniz Baykal'ın Türk siyasetine getirdiği denge. Zaman zaman eleştirildi de bir takım attığı adımlar nedeniyle ama sonradan anlaşıldı ki o adımı atması gerekiyordu. Hem yurt dışında Türkiye adına attığı adımlar hem Türk siyasetindeki önemli imzaları. Siz de dün dile getirmiştiniz ama tekrar hatırlamak gerekirse Baykal için neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Sayın Deniz Baykal'a şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur ve yine siyasette kendisini görürüz. Evet. Bu temenni içerisindeyiz. Ben de gerek siyasete başladıktan sonra gerekse daha siyasete girmediğim yıllarda hep Deniz Baykal'ı izlemişimdir. Seçkin bir yeri vardır Türk siyasetinde. Özgün bir duruşu vardır. Mücadelesi vardır, davası vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Her şeyden önce Deniz Baykal dediğimde ben demokrasiye gerçekten inanan, demokrasi mücadelesi veren, insan hakları mücadelesi veren, hukuk devletine sonuna kadar bağlı ve laik devlet düzenini savunan bir kimlik, bir kişilik olarak görüyorum siyasette kendisini. Bu gerçekten önemli bir çizgidir, önemli bir duruştur. Hiç taviz vermeden yarım asrı aşkın bir süredir siyasette bu çizgisini koruyabilmiş bir siyasetçi olmak kendisinin ne derecede önemli olduğunu ve Türk siyasetinde nasıl bir yer edindiğini gösteren bir durumdur. Ben öğrencilik yıllarıma gitmek istiyorum. Dün söylemediğim evet. ve önemli gördüğüm bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi, daha birinci sınıf öğrencisiyiz. 73 seçimleri yapılmış ve bir koalisyon tablosu ortaya çıkmış. Partiler bir araya gelmiyorlar. Tam bu partilerin bir araya gelmediği bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri olarak Deniz Baykal, Milli Selamet Partisi Genel Sekreteri olarak Oğuzhan Asıltürk, görüşmeler yapmak suretiyle bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin o koalisyon hükümetini kurmuşlardı. Çok uzun sürmeyen bir koalisyondu o. Ancak o koalisyon döneminde bildiğiniz gibi Kıbrıs yani Cumhuriyet sonrasında Hatay'dan sonra ilk sınırlarımızı evet. belirlediğimiz bir harekat oldu. Kıbrıs zaferi kazanılmıştı. Ve son derece önemliydi. Ben hatırlıyorum sağ-sol çekişmesinin ve ayrışmasının hı hı. çok derin olduğu o dönemlerde bir tarafta Milli Selamet Partisi, dini vurguları ve söylemleri olan bir parti, diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, sol, laik vurguları ağırlıklı olan bir parti. Bu iki partiyi bir araya getirerek uzlaşma kültürünün ne kadar önemli olduğunu sadece o günkü siyasi partileri ve topluma değil, tabi bugünkü siyasete de göstermiş oldular. O koalisyonu başarıyla gerçekleştiler. Evet. Çok ayrı iki uç gibi görünen evet. iki parti bir araya geldi. Ama ben hükümet programında bir cümle vardı, onu hiç unutamadım o gündür bugündür. O cümle şuydu, yani tarihi yanılgı kavramı kullanılmıştı hükümet programında. Yani dinin ülkeyi geri bıraktığı yönündeki bazı inançların, düşüncelerin ve değerlendirme biçimlerinin bir tarihi yanılgı olduğuna vurgu yapılmıştı. Bu Milli Selamet Partisi tabanında ve tavanında, bak gördünüz mü Cumhuriyet Halk Partisi'ne dinin bu ülkeyi geri bırakmadığını programa sokmak suretiyle kabul ettirdik diye anlatılıyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve tavanında ise bildiğiniz gibi Marksist'te hatta genel sol söylemde ve doktrinde altyapıdır bütün üst yapı kurumlarını belirleyen. Yani ekonomik ilişkiler, sınıf çelişkileri, altyapıya ait, ekonomik altyapıya ait
şeyler, düzenler doğrudan doğruya din gibi, hukuk gibi, ahlak gibi üst yapı kurumlarını belirleyen bir şeydir. Bunu hükümet programına koyduk ve yerleştirdik diye iki tarafta kendisi açısından bakıyordu. Ama her iki tarafın da mutlu olduğu bir ifade iki ayrı ucun bir hükümet programı etrafında şekillenmesine yol açmışlardır. Ortak bir milli duyguyla da Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleşmesini sağlamışlardı. Burada Deniz Baykal'ın, Sayın Oğuzhan Asıltürk'ün büyük katkıları olmuştu. Evet. Bu vesileyle onu ifade etmek, anlatmak ihtiyacı duydum. Ya uzlaşma anlamında çok önemli bu anlattığınız. Son derece önemli. Evet. Ben o sırada Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiydim. Solun bütün fraksiyonları siyasalda kendini ifade ediyordu. Bizse bir başka kulvarda, yani o dönemde Milli Selamet Partisi'nin gençlik kollarına takılan, gidip gelen biri olarak o çelişkiyi kendi fakülte hayatımızda da yaşadık. Ve diğer taraftan tabii Deniz Baykal'la aramda çok özel sempatilerin de olduğunu belirtme ihtiyacındayım. Ne gibi Sayın Bakanım? Yani her şeyden önce biliyorsunuz 2007 yılında ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekiliydim. Hatta devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydım. O dönemde ve o yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı. Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin seçileceği o günkü ortamda çok tartışma konusu oldu. Yani Türkiye'de pek çok çevrelerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden herhangi birinin cumhurbaşkanı olarak seçilmesine meclisin destek vermeyeceği, engel çıkaracağı, yani kurumsal yapıların engel olacağı gibi düşünceler vardı. Ama o ortamda Sayın Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayı olarak beni işaret etmişti. Yani de Sayın Deniz Baykal'ın 2007'de cumhurbaşkanı adayı bendim. Evet. Yani böylesine bir iltifatkar ve güven duyan bir davranışı, yansıması oldu bana karşı. Ve ben de doğrusu Sayın Baykal'ı siyasi hayatımın her döneminde, 91'de meclise girdim, 16 yıl boyunca bir dönem hariç Sayın Baykal da o dönemde meclisteydi. Sürekli yani iyi bir işbirliği zaman zaman ortaya çıktı. Zaman zaman onun partisi iktidardaydı. Bazen benim partim iktidardaydı. O iktidardayken ben muhalefetteydim. Ben muhalefetteyken Sayın Baykal iktidardaydı. Elbette ben onun hükümetine yönelik çok sert eleştirilerde de bulundum. O da benim iktidarıma karşı çok sert eleştirilerde bulunmuştur. Ama bu eleştirileri her zaman biz karşılıklı olarak faydalı olarak görmüştük. Yapıcı değerlendiriyordunuz. Yani, yapıcı yani, değerlendiriyordunuz. Çünkü edince, muhalefet iktidarı eleştirmediği zaman o iktidarın yapamayacağı yanlış yoktur. Ama bugün hayret ediyorum. Yani bak, iki ayrı siyasetçiden bahsediyorum. İktidarda ve muhalefette karşılıklı birbirini çok acımasızca eleştiren iki siyasetçiden bahsediyorum. Kendimden ve Baykal'dan. Biz bunu eleştirildiğimiz zaman da faydalı görüyorduk. Yani demokrasiye olan inanç budur. Eleştirilmiş olmayı yanlış bulan ve yanlış bulduğu için de susturmaya çalışanlarda demokrasi kültürü yoktur. Gerçekten demokrasiyi sindirmiş, içselleştirmiş insanlar ve siyasetçiler eleştirilmekten endişe etmezler. Bu baskıcı bir kültür, diktatöryel bir yönetim tarzı. Evet, tabii. Aman beni nasıl eleştirir? Bunu mahkemelerde süründüreyim. Ya elimdeki iktidar gücüyle bunu perişan edeyim demeye başladığınız zaman sizde demokrasi, o zaman yanlış de yoktur. Da yapılır değil mi Sayın Bakanım? Yani eleştirel bir açıklama gelmeyince sürekli o yanlışınızı devam et. Çünkü o sesi susturmuş olursunuz, o yanlış kesinlikle devam eder. Kesinlikle. Bakın, bugün bana kalırsa Sayın Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı en büyük yalnızlık eleştiriden mahrum kalışıdır. Kendi kendine yapıyor. Yani etrafında doğru söyleyen kalmamıştır. Evet. Çünkü eleştirildiği zaman hoşlanmadığını bilen yakın çevresi ve uzak çevrede cezalandırıldığını gördüğü için işte birkaç yer hariç
eleştirel bir bakış açısıyla yaptıklarını değerlendiren kimse kalmamıştır. Evet. Ve bu sürekli olarak Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak söylüyorum, Erdoğan'ı yanlışlara sürüklemektedir. Hem bir taraftan kendi oy potansiyelini tahrip eden, hem bir taraftan milletin, ülkenin geleceği açısından yanlış kararlar vermesine yol açan bir ortamı hazırlamaktadır. Evet. Ama diyorum ki 90'lı yıllar boyunca Sayın Baykal da meclisteydi, ben de meclisteydim. Karşılıklı birbirimizi de eleştirirdik ama bu eleştirilerden hep yararlanmaya çaba harcardık. Bu son derece önemli bir hadise. Ve çok sağlıklı, sıhhatli bir görüntüsü vardı. En son, Şaban Sevinç'in kızının düğününde, evet, İstanbul'da beraberdik. Aynı masada oturduk ve birlikte nikah şahitliği yaptık. Masada da esprili, hoş bir sohbeti oldu. Ben eşimle beraberdim. Dedi bak, dedi, biz eşlerimizi getirmedik CHP'liler olarak, sadece Sayın Şener getirmiş dedi. Güzel bir paylaşım olmuştu. Ve ben bir ara başbakan yardımcısıyken ODTÜ ormanlarında yürüyordum. Ama sonra öğrendim ki Sayın Baykal benim gibi geçici birkaç aylık bir yürüyüş değil, sürekli yürürmüş orada. İşte saat 5-6 gibi giderdik. Daha gün doğmadan, çünkü gün doğduktan sonra biraz güneş bastırınca yürüyüş de zorlaşıyor. Kışın, o kış da gerçekten çok kar yağardı. Hiç yollar açık, dizimize kadar kara bata bata yürürdük. Sayın Baykal da o yürüyüşte kendi ekibiyle beraber gelirdi. Böyle hep karşılıklı yürüdüğümüz için karşılıklı rastlaşırdık. Ve biz hiç temposunu bozmaz da el sallar yoluna devam ederdi. Evet. Gerçekten bir yaşama biçimi Sayın Baykal'ın sporu, işte sabah yürüyüşleri falan. O nedenle de belki kamuoyunu, sevenlerini, Türkiye'yi çok şaşırttı. Ama işte sağlık, bu ne zaman ne geleceği belli olmuyor. Allah'tan iyi haberler gelmeye başladı. Şimdi yaptığınız yorumlardan Türkiye'nin bu tam da bu kadar yarılmanın içine çekildiği politikalarda Deniz Baykal gibi isimlerin, az önce siz de ifade ettiniz, yani ortak nokta bulma adına attığı adımlar, Deniz Baykal gibi isimler o kadar çok ihtiyaç var ki, o ve onun gibi diğer isimlere çok ihtiyaç var. Gerçekten öyle. Bakın, bu 70'li yıllar, yani 80 öncesi yıllar en çok eleştirilen konu, zaman zaman hükümetler kurulamazdı, partiler bir araya gelemezdi. Böyle bir ortamda bile en farklı iki partinin koalisyon oluşturmasını, yani uzlaşma, evet, kültürünü bizzat yaşamış, gerçekleştirmiş, Türk siyasetine göstermiş bir insan olması önemlidir. Ve her kesimden insanla diyalog kurabilen, eleştirilmesi gerektiği zaman hiç sözünü çekilmeden söyleyen, ama iltifat edilmesi gerektiği zaman da iltifatını esirgemeyen bir siyasetçi olarak görüyorum, hatırlıyorum. Bu son derece önemli. Bugün bakıyorum, yani partiler ve ayrışma o kadar derinleşmiştir ki bugün Türk siyasetinde, yani kimse bir araya gelmiyor. Hatta siyasetçilerin söylemleri çok fazla ayrışmaya davet ettiği için toplumu, artık bu ayrışma toplumda meydana gelmeye başlamıştır. Yani Adalet ve Kalkınma Partili seçmen, CHP seçmenini, bilmem HDP seçmenini, zaman zaman başka bir seçmen kesimini tukaka ederken, reddederken, ne kadar yanlış. Öbür taraftan diğer partilerin seçmenleri öbürünü reddeden, ayrışan bir noktaya gelmiştir. Bizim partilerimiz farklı olabilir. Kimimiz AK Partili, kimimiz CHP'li, kimimiz HDP'li, kimimiz MHP'li olabiliriz. Partilerimiz farklı olabilir ama hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız, eşit yurttaşlarız. Bu ülkenin iyiliği, güzelliği hepimizi kucaklayacak, saracaktır. Hepimize iyilik ve güzellik getirecektir. Gelecek kuşaklarımız açısından mutluluk taşıyacaktır. Refah artışı sağlayacaktır. Ama ülkede kötü bir şey olduğu zaman da bunun zararını hep birlikte göreceğiz. Aman bu ülkenin başına bir felaket gelirse, şu partililer bunun cezasını çekecek de öbür partililer bunun zararını görmeyecek diye bir şey yok. Ama maalesef eskiden en azından bu vardı.
partiler olarak sandıkta ayrı oy versek de propaganda sürecinde kahvehanelerde, köy odalarında, sokaklarda, iş yerlerinde herkes kendi partisini metheden üsluplarla tartışmalara girse de bu vatanın ortak yurttaşları olduğumuzu, müşterek komşuluklarımız olduğunu, kaderimizin müşterek olduğunu bilerek yaşardık. Yıllardan beri bunu görürüm. Ama maalesef son 10 yılda korkunç bir ayrışma var. Bu ayrışmanın bir numaralı sorumlusu siyasette ayrışmacı üslubu benimseyen siyasetçilerdir. Ülkeyi sanki paramparça etmek için çaba harcıyorlar. Bu çok yanlış, son derece yanlış bir tutumdur, davranıştır. Ben uzlaşma kültürünü Sayın Baykal'dan hareketle şunu söylemek istiyorum ki bugün Türkiye'nin bir numaralı ihtiyacı bu uzlaşma kültürüdür. Evet, böyle siyasetçilere çok büyük özlem var. Tıpkı Baykal gibi siz de az önce çok farklı iki partide, iki düşüncede olan iki siyasisiniz ama birçok ortak noktalarınız olduğunu söylediniz. En azından Türkiye adına, Türkiye'nin lehine, Türkiye yararına ortak noktalarınız var. Bunun da böyle olması gerekir. Bir siyasetçinin kesinlikle böyle olması gerekir. Yani bir düşüncedeyseniz karşı tarafı reddetmek, görmezden gelmek bu ülkeye hiçbir şey getirmez. Dolayısıyla bu anlamda atılan adımlar, az önce de söyledim, zaman zaman eleştirilse de sonra ne kadar faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Kesinlikle öyle. Maalesef bir partinin kendi söylemini diğer partili vatana ihanet gibi anlatmaya çalışıyor. Hayır kardeşim, farklı görüşler ülkeye katkı sağlar, ülkenin düşünce zenginliğini artırır, çözüm kapasitesini de artırır sorunlar karşısında. Onun için her parti elbette kendi farklı görüşünü savunacaktır, farklı söylemlerini sürekli anlatacaktır, duyuracaktır, o bakış açısından diğer partileri eleştirecektir. Bunu doğal karşılamak lazım. Ama şunu da hepimiz bilmeliyiz ki hepimiz bu ülkenin mutluluğunu ararız. Refah düzeyinin yükselmesini ararız. Bu ülkede barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun isteriz. Bunu istemediğiniz zaman yanlış yaparsınız. Evet. Dolayısıyla bir kere daha vurgulayalım. Türk siyasetinin böyle isimlere, Sayın Baykal gibi isimlere çok ihtiyacı var. Kendisine bir kez daha sağlık diliyoruz. Bir an önce kaba tabirle sahalara, siyasete dönmesini bekliyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi süremiz azaldı ama AKP'de yaşananlara dönmek istiyorum ben. Belediyelere gelmeden önce bugün sürpriz bir istifa vardı. Şaban Dişli çok adı geçti. Mehmet Dişli, kardeşi Mehmet Dişli nedeniyle FETÖ'den dolayı. Ama görev değişikliği yapıldı. Biliyorsunuz ekonomiden sorumlu başdanışman oldu. Herkes şok oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'ye zarar vermemek için görevimden istifa ettim dedi. Ne diyorsunuz bu istifa için? Önce oradan başlayalım. Şimdi Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak 3 ay önce danışmanlığa getirmiş, baş danışman olarak atamış. Sormadan, onayını almadan eğer istifa ettiyse, bilmem saygısından vesaire dolayı istifa etmiştir denilemez buna. Çünkü biri görev veriyor size, siz o görevden istifa ediyorsunuz. Eğer sormadan, icazetini almadan yaptıysanız bu söylediğiniz gerekçeler doğru değil demektir. Birincisi bu. İkincisi de neden istifa etmiş? Milletvekilinden mi istifa etmiş? Hayır. Partideki. Yani partideki baş danışmanlık görevinden istifa etmiş. Bir partide danışmanlık görevinden istifaların hiç haber olduğunu ben duymadım şimdiye kadar. İlk defa danışmanlık görevinden istifa etmenin bir haber olduğu günü yaşıyoruz. Bence hiç de önemli bir şey değil. Yani bu 15 Temmuz bağlantısıyla ilgili bir kıskacın içerisindeyse, yani bırakın danışmanlığı, partiden istifayı da bırakın, milletvekilliğinden istifası gereken bir durum var. Bu bakımdan yani bunu çok da anlamlı görmüyorum, danışmanlığı bırakmasını. Geçelim şimdi belediyelere. 6 belediye adı dönüp dolaşıp duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sert açıklamaları oldu, sonra düzeltti gerçi ama eğer hatırlatmak gerekirse ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Önce ayrılmamaları halinde neticesi ağır olur dedi. Sonra bu açıklaması hatırlatılınca da yansıyan sözleriyle ilgili, basına yansıyan sözleriyle ilgili gereği neyse yapılır dedim diyerek düzeltti. Aynı şey. Aslında hani aynı şey. Kelime oyunu gibi diyebiliriz. Yani aynı şey. Gereği yapılır ne demek?
ilk söylediğini tekrar etmekten farklı bir şey değil. Kelimelerin tonunu biraz ayarlamış oluyor sadece. Peki Erdoğan'ın yoğun baskı uyguladığını düşünüyor musunuz? Açıklamaları sert, artık iyice sertleşti. Daha ılıman yaklaşıyordu ama bu belediyelerle ilgili bugünkü bu sözlerinden sonra AKP'den ve işte vazgeçemeyeceğini düşündüğümüz isimler, mesela Melih Gökçek'le ilgili hep deniyor ya karşılıklı kozlar var diye, yoğun baskı, yani ne noktaya geldi sizce, bundan sonra ne olur? Bakın, bir kere bu istifaların adını koymak lazım. Yani bugün Sayın Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 3 belediye istifa etti. İstifasını, yani talebi üzerine, kendi talebi veya parti kurullarının talebi üzerine veya baskısı üzerine istifa ettiğini söyledi. Bu istifa eden belediyeler İstanbul, Düzce ve Niğde belediyeleri, belediye başkanları. Üçü de istifası istenmiştir. Etmelerini bekledikler, istifa etmelerini beklediklerini ifade etti. Bu istifası beklenenler hangileri? Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanları. Evet. Bunların da istifası bekleniyor. Şimdi evet, 3 belediye başkanı istifa etti ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya Adalet Partisi Genel Başkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın bu ifadelerinden anlıyoruz ki belediye başkanları baskıyla, zorla istifa ettiriliyor. Üçü kolay istifa etti ama diğer üçü, yani istifa edeceklerini zannediyorum ama hala günlerdir direniyorlar. Partiden istifa ederler mi? Böyle bir takım kulis bilgileri de yansıyor. Yani hani sonuna kadar direnecekler ama o an geldiğinde belediye başkanlığından değil, partiden istifa edecekler. Ben beklemiyorum öyle bir şey. Böyle bir sürpriz olamaz diyorsunuz. Yani öyle bir şey beklemiyorum. Ama bu istifaların adını koyalım dedim, onu tamamlayayım. Buyurun. Bu istifa anlamına gelmez. Bu istifalar madem ki Sayın Genel Başkan'ın ve parti kurullarının zorlamasıyla, baskı yapmasıyla, hatta ifadelerden anlıyoruz ki şantaja varan baskılarla istifalar sağlanıyor, o halde bu görevden almadır. Yani bu belediye başkanları parti tarafından, parti yönetimi tarafından görevden alınıyor. Böyle bir görevden alma bizim anayasamızda ve hukuk sistemimizde yoktur. Yani çok zor, düşünebiliyor musunuz? İstanbul 15 milyon nüfuslu bir kent, Ankara işte 5 milyona civarında nüfusu var, Bursa yine milyonluk şehir, Balıkesir öyle, diğerleri önemli belediyeler. Tüm bu belediye başkanları öylesine bir baskının altında kalıyorlar ki görevi bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani görevden alınıyorlar. Bu bir kere doğru bir şey değil. Neden doğru bir şey değil? Burada ben, yani bunları söylerken bazen tweetlerde görüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nu bile, vay belediye başkanlarını savundu diye eleştiriyorlar. Kardeşim, kimse belediye başkanlarını savunmuyor. Bunu söylerken, seçimle gider dedi Kılıçdaroğlu. Bunu söylerken ben hiçbir belediye başkanını savunduğum için söylemiyorum. Evet. Hiçbir belediye başkanının başarılı olduğunu ifade etmek için söylemiyorum. Hak ederek orada oturduğunu da söylemiyorum. Ama neyi söylüyorum? Yapılan bu işlem hukuk devletine aykırıdır. Yani bizim hukuk sistemimizde belediye başkanlarını böylesine uzaklaştırmak diye bir kural yoktur. Bakın, yani Türkiye bir hukuk devleti midir? Hukuk devletini her zaman savunuyor muyuz? Savunuyoruz. Hukuk devletinde ne vardır? Kurumlar vardır, kurallar vardır. Hangi birime kimin nasıl geleceği, bu görevde devam ederken de nasıl görevden alınacağı, yine anayasada ve diğer yasalarda belirlenmiştir. Anayasada olmayan, diğer yasalarda bulunmayan bir usule göre belediye başkanlarını görevden aldığınız zaman bu hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Ama hak ediyorlar mı? Bana kalırsa hak ediyorlar. Niye hak ediyorlar biliyor musunuz? Bakın, 16 Nisan anayasa değişikliğinde bu değişiklik, bu 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği Türkiye'nin demokratik niteliğini ortadan kaldırıyordu. Hatta hukuk devleti niteliğine bile zarar veren bir anayasa değişikliğiydi. Bu
değişiklik aynı zamanda bir tek adam düzeni inşa ediyordu bu ülkede. Bu anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için en çok çaba harcayan, en fazla propaganda yapan illerdir. Evet. Bu iller, bu 6 il en fazla tek adam rejimini inşa etmek için propaganda kampanyası yapan illerdir, belediye başkanlarıdır. Şimdi kendi elleriyle geldikleri durum. Sayın Bakanım, şimdi son bir dakikamız, süremiz çok kısa. Niye geciktiriyorlar? Bir iki cümleyle de bunu ifade ederseniz. Yani bu beklenen ise en başta Melih Gökçek, tabii en merak edilen, en popüler tırnak içinde isim o. Niye gecikiyor? Bir kere bir görevi hemen bırakmak çok zordur. Yani bazen masanızın toplanması, yarıda kalan işlerle, evraklarla ilgili bir takım düzenlemeleri yapmak bile zordur. Çünkü bırakıp gittikten sonra arkanızdan o kadar çok hukuk süreci başlayabilir ki yaptığınız işlerle ilgili belgelere ulaşamazsınız bıraktıktan sonra. Bu nedenle bir görevi, bir makamı bırakanlar genellikle hem kendi dönemlerinde yaptıkları önemli icraatlarla ilgili evrakları toparlamak ihtiyacı duyarlar. Hem de etrafa dağılmış olan evrakları vesaireleri, özel eşyalarını tamamlamak, personelle ilgili bir takım görüş, bilgi alışverişinde bulunma ihtiyacı duyarlar. Onun için sen istifa edeceksin denildiğinde hemen o gün istifa etmek, hatta bir hafta gibi bir süre içerisinde istifa dilekçesini vermek bu koltuklarda oturanlar açısından gerçekten çok zor ve müşkil bir iştir. Biraz onunla bağlantılı olabilir bir. İkinci bir nedeni de olabilir. Biraz zamana oynayalım. Bu konjonktür değişebilir. Yani istifa kıskacından kurtulabiliriz. Umudu işi en son safhaya kadar uzatmaya zorlar. Ama edecekler diyorsunuz. Ama, yani. Ama bu başkanların hiçbirinin direneceğini düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'yla, parti genel başkanı'yla mücadele edebileceklerini düşünmüyorum. Nitekim Sayın Genel Başkan'ın ilk yaptığı açıklamada da dediğim gibi bedelini ağır öderler ifadesi vardı. Bu gerçekten başlarına üstü çok kapalı kötü şeyler gelir anlamına geliyor. Daha ne olsun? O başlarına gelecek daha kötü şeyleri hiçbiri göze alamaz. Evet, edecekler nihayetinde diyorsunuz. Ben edeceklerini düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Şener. Hem Sayın Baykal için değerlendirmeniz, hem de AKP'li belediyelerde ve AKP'de yaşananlara yaptığınız yorumlar için sağ olunuz. Bu arada sevgili seyirciler, Baykal'ın tedavisi biliyorsunuz devam ediyor. Ziyaretçi akınları devam ediyor hastaneye. Bir de bir defter açıldı. O deftere gelen ziyaretçilerin yazdıkları da var. CHP'nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da avukatı Yiğit Acar aracılığıyla bu deftere bazı paylaşımlarda bulundu. Hemen onu da aktaralım sizlere. Sayın Genel Başkanım diye başlıyor Berberoğlu. Delikanlılığımda ağabeylik, siyasette liderlik ettiğiniz bir kardeşiniz olarak bu ülkeye, partime ve bana olan katkılarınızdan ötürü teşekkürü borç bilir, acil şifalar dilerim. Enis Berberoğlu adına avukatı Yiğit Acar aracılığıyla deftere paylaştığı duyguları sevgili seyirciler. Daha çok paylaşım var bu defterde. Önümüzdeki günlerde toplu olarak biz de sizlerle paylaşacağız. Yayınımızın sonuna geldik. Sayın Şener'e de teşekkür ettik yorumlarından dolayı. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın yine saat 18'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.